Elimizde aldehite veya ketona katalizör olacak kadar asit veya baz eklediğimizde aldehit veya ketonun enol dediğimiz buradaki ürünle denge halinde olduğunu göreceksiniz. Enol kelimesine bakalım. Molekülde çift bağ oluştuğu için başta en diyoruz. Ama burada aynı zamanda alkol de var. İşte o aşı burada görebilirsiniz. Yani ol kısmı da buradan geliyor. Buradaki enol. Bu da keto ve bunlar farklı moleküller birbirlerinin izomeri oldukları için onlara tautomer diyoruz ve birbirleriyle denge halindeler. Farklı rezonans yapıları değiller. Aldehiti veya ketonu analiz ederek bunların nasıl enole dönüştüğünü inceleyelim. Karbonil karbonun yanındaki karbona alfa karbon adını veririz ve şu durumda alfa karbona iki hidrojen bağlı. Onları da çizeyim. Bunlara alfa proton denir. Bu alfa protonlardan birini alfa karbondan oksijene aktarmayı düşünelim. Büyük ihtimalle aynı proton olmayacak ama böyle düşünmek daha kolay oluyor. Ayrıca çift bağın yerini değiştirebiliriz. Solda çift bağ oksijenle karbon arasındayken bu çift bağı şuraya iki karbon arasına yerleştirebiliriz. Yani alfa protonun ve çift bağın yerini değiştirerek keto'yu enole çevirdik. Ayrıca bir de hidrojenimiz var öyle değil mi? Burada bu karbon üzerinde hala bir hidrojen var. Bu hidrojeni çizeyim. Burada maviyle gösterdiğim hidrojenden bahsediyorum. Bu şekilde keto tautomerini enole çevirmiş olduk. Şimdi de bunların asit katalizi mekanizmalarına bakalım. Aldeite veya ketona H3O+ eklersek olacak ilk şey karbonilin protasyonudur. Yani ortaklanmamış elektron çifti bu protonu alır. Karbonilimizi protonladık ve şimdi oksijenimiz artı bir formal yüke sahip. Elektronları şöyle yerleştireyim. Evet, ilk molekülün aldehit olduğunu varsayalım. O yüzden burada hidrojen olsun. Oksijen üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftleri şöyle bir proton aldılar. Bunun rezonans yapısını çizebiliriz. Buradaki elektronları oksijene aktaralım. Rezonans yapımız nasıl olur? R grubu burada, oksijenimiz burada ve iki ortaklanmamış elektron çiftine sahip. Şöyle çizelim. Karbondan da bir bağ kopardık, öyle değil mi? Şuradaki karbondan bir bağ kopardık. Yani buradaki karbon. O zaman bu karbonun üzerinde artı bir formal yük olacak. Şimdi de elektronların hareketini gösterebiliriz. Buradaki elektronlar oksijenin üzerine geçecek. O zaman bu bizim ara ürünümüz. Bildiğimiz üzere alfa karbonda iki proton var. Burada alfa karbonu bulalım. İşte şurada. 2 alfa protonun ona bağlı olduğunu biliyoruz. Mekanizmamızın diğer adımında baz gibi davranan bir su molekülü elde edeceğiz. Buraya bir su molekülü çizeyim. Su bu alfa protonlardan birini alacak. Bu alfa protonu alıyor ve şuradaki elektronlar çift bağ oluşturmak üzere buraya geçiyorlar. Şimdi elde ettiğimiz ürünü çizelim. R grubu burada. İki karbon arasında oluşan çift bağ var ve oksijenimiz var. Oksijen üzerinde de iki ortaklanmamış elektron çifti var. Burada ve burada iki hidrojenimiz var. Elektronları takip edelim. Bu elektronları mavi ile gösterelim. Şuradaki iki elektron buraya kaymış oldu. Hangisi olduğu fark etmez. Diyelim bu olsun. Ve kırmızı olan elektronlar da oksijene geldiler. Buradaki elektronların da mor renk olduğunu söylemiştik. Gördüğünüz üzere enolümüzü oluşturmuş olduk. Bu bir enol ve buna şuradaki keto ile ulaşmıştık. Evet, keto enol tautomerleşmesini görmüş olduk. Şimdi de bunun baz katalizli versiyonuna bakalım. Yine aldehit veya ketonla başlıyoruz. Ama bu sefer asit yerine baz ekliyoruz. Mesela hidroksit gibi bir şey ekleyebiliriz. Alfa karbonumuzu bulalım. İşte burada. İki alfa protonu var. Bu iki protonu şuraya çizeceğim. Baz bu protonlardan birini alacak. Sağdaki protonu almış olsun diyelim. O zaman bu elektronlar karbona geçecek. Şimdi oluşan anyonu çizelim. Karbonilimiz böyle olacak. Aldehitle başladığımızı düşünelim ve bu kırmızı karbon üzerinde ortaklanmamış elektron çifti olacak. Elektronları karıştırmamak için renklendirelim. Buradaki mor elektronlar artık bu karbonun üzerinde. Bu da karbona eksi bir formal yük verir. Yani karbanyon olur. Bu kırmızı karbona hala bir hidrojen bağlı. Buradaki hidrojen hala aynı karbona bağlı ama bunu çizmeyeceğim. Evet, elde edeceğimiz anyonlardan biri bu şekilde. Diğerlerini göstermek için de rezonans yapısı çizebiliriz. Buradaki mor elektronları buraya alalım ve buradaki elektronları da oksijenin üzerine gönderelim. Şimdi rezonans yapısını çizelim. R grubumuz burada. Çift bağımız var. Ve oksijeninde 3 ortaklanmamış elektron çifti var. Ki bu da ona eksi bir formal yük verir. Hidrojenimiz de burada. Mor elektronlar buraya yerleşerek pi bağını oluşturdular ve aynı zamanda buradaki elektronlar da oksijene geldiler. Evet parantezi kapatalım. Bu anyonun iki formunu çizmiş olduk. Buna enolat anyonu denir. İlerideki tepkimelerde bu çok önemli olacak. Gördüğünüz üzere enolat anyonun iki rezonans yapısı var. Birinde karbonun üzerinde eksi yük var. İşte buradakinden bahsediyorum. Bu bizim karbanyonumuz. Hemen yazalım. Bir de eksi yükün oksijen üzerinde olduğu rezonans yapısı var. Buna da oksi anyon diyoruz. Hangisinin hibrit yapıya daha çok katkıda bulunduğunu düşünecek olursak, oksijen karbondan daha elektronegatiftir. Bu yüzden onun eksi bir formal yükünün olması daha olasıdır. Yani oksiyanyon rezonans hibritine daha çok katkıda bulunur. Mekanizmamızdaki son adıma geçelim. Yani enolün oluştuğu adıma. Oksiyanyonu düşünürsek tek yapmamız gereken oksijeni protonlamak. Öncelikle bir su molekülü çizelim. Bu sefer su asit gibi davranarak proton verecek. Buradaki mavi elektronların protonu aldığını varsayalım. Bu elektronlar geride kalır. Ve şimdi oksianiyondan devam edip enol ürünümüzü çizebiliriz. Burada R grubu ve çift bağ var. Oksijenimiz de burada. Enol ürününü oluşturmak için oksijen şu şekilde protonlanmış. Bu elektronları maviyle göstereceğim. Enol oluşturmak için oksijen buradan bir proton aldı. İşte baz katalizi kullanarak bu sonuca ulaşıyoruz enolat anyonu üzerinde diğer videolarda daha fazla duracağız. Şimdi de alfa karbonun kiralite merkezi olduğu bir durumu ele alalım. Alfa karbonumuz burada. Bunun kiralite merkezi olduğunu söyleyelim. Eğer R ve R üssü üssü birbirinden farklıysa bu karbona bağlı olan 4 farklı şey olur. Buradaki alfa karbon sp3 hibritleşmiştir ve tetrahedral şekle sahiptir. O zaman bunun R veya S enantiomeri olduğunu söyleriz. Hangisi olduğu fark etmez. Göreceğiniz üzere yalnızca bir tane alfa protonumuz var. Ama bu yine de enol oluşturmamıza yeter. Asit veya baz katalizi mekanizmada buradaki kırmızı protonu oksijene transfer edip çift bağın yerini değiştirirseniz enol elde etmiş olursunuz. İşte bu bizim enolümüz. Şimdi buradaki kırmızı karbona neler olduğuna bakalım. Solda alfa karbon tetrahedral şekle sahipti ve sp3 hibritleşmişti. Şimdi ise bu karbon sp2 hibritleşmiştir ve düzlemsel şekle sahiptir. Sol için düşündüğümüz stereokimya bilgisi, yani bunun R ve S enantiyomeri olduğu bilgisi kayboldu. Çünkü artık enol oluşturmuş olduk. Enol akiraldir, düzdür, düzlemseldir. O zaman keto formunu yeniden oluşturduktan sonra iki olasılık vardır. Biri başlangıçtaki enantiyomeri oluşturmak, diğeri ise diğer enantiyomeri oluşturmak. Burada işte bunu göstermiştim. Hidrojen artık düzlemde bizden uzaklaşıyor ve R üstü üstü grubu da bize dönük. Bu enantiyomerdir. Enolü oluşturduğumuza göre artık enantiyomer karışımı elde edebiliriz. Enolizasyon, rasemik karışıma neden olabilir? Yani enantiyomer karışımı elde ederiz ve eğer yeterince beklersek bu ikisinin eşit karışımını elde edebiliriz. Bu ve bu birlikte enol formuyla dengede olabilirler. Eğer alfa karbonumuz kiralite merkezi ise işte böyle bir şey olabilir. Şimdi de iki farklı keto ve enol formu örneğine bakalım. Burada sol tarafta sikloheksanon ve sağ tarafta da bunun enol versiyonu olsun. Bunlardan birinin alfa karbonumuz olduğunu düşünebiliriz ve buradaki elektronlar buraya gelir. Bunlar da şuraya gider. Bu da bize enol formunu verir. O zaman burada denge sola kayarak keto formunun oluşumunu destekliyor, değil mi? Normal şartlar altında bile bu böyle. Asit veya baz katalizöründe olmasına gerek yok. Yani çok az miktarda enol var. Ama enolün ekstra kararlı olduğu bazı durumlar vardır. İşte onlardan birinin örneği de burada. Burada keto formu, burada da enol formu var. Yine buradaki elektronların buraya, bunların da buraya geçtiğini biliyoruz ve enol formu elde ediyoruz. Bu gayet kararlı ve özel bir tür enol, değil mi? Buna fenol diyoruz. Fenolün aromatik halkaya sahip olduğunu biliyoruz. Bu aromatik halka sayesinde enol formunun oluşumu ekstra kararlı oluyor. Bu sefer denge sağa doğru kayıyor ve keto formundan çok Enol formu oluşuyor. Bu durumda özel bir kararlılık sağlamış olduk.